200 kişiyi indirimli ürün satma yalanıyla dolandırdılar. Tam 50 milyon lira vurgun yaptılar. Hayalleri o paralarla yurt dışında bambaşka şeyler yapmaktı ama sınır dışı edilip Türkiye'ye dönmek zorunda kalınca planları suya düştü. 3 kârçı sevgililer indirimli ürün satma yalanıyla onlarca kişiyi dolandırıp o paralarla Ukrayna'ya kaçtı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ukrayna ülkeyi almayıp sınır dışı edince Türkiye'ye dönmek zorunda kaldılar. Kaldıkları lüks otelde yakayı ele verdiler. İki sevgili ilk olarak yakın çevrelerine popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden indirimli ürün sattıklarını söyleyerek müşteri kazanmaya başladı. Siparişler ilk olarak zaman kaybedilmeden müşterilere ulaştırıldı. Bu sayede alışveriş ağı da genişledikçe genişledi. Dolandırıcı çift böylelikle ilk eşiği geçti. Sıra büyük vurguna geldi. Çift güven kazandığı müşterilerden bu kez yüklü miktarda siparişler almaya başladı. Ancak bu kez o siparişler müşterilere teslim edilmedi. 50 milyonluk vurgun yaptılar. Hayallerinde o paraları Ukrayna'da yemek vardı. Bu kez planlarının ikinci aşamasını devreye soktular. Paralarla birlikte Ukrayna'ya kaçtılar. Ama hiç ummadıkları bir şey oldu. Dolandırıcı çift Ukrayna'ya alınmadı, sınır dışı edildiler. Bunun üzerine yeniden rotalarını Türkiye'ye çevirdiler. Onlar Türkiye'ye döndüğünde polis çoktan harekete geçmişti. Çiftin havalimanından bindiği taksinin plakasını belirleyen polis ekipleri İstanbul'un en lüks otellerinden birine gittiklerini tespit etti. Otele girerken başkasına ait kimlik kartlarını kullandıkları ve rezidans odasında kaldıkları belirlendi. Sıra onlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcı çifti yakalamaya geldi. Polis geçtiğimiz hafta otelin rezidans odasına operasyon düzenledi. Dolandırıcı çift kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde 8.300 dolar bulundu. 36 kişinin şikayetçi olduğu dolandırıcı sevgililer tutuklanarak cezaevine gönderildi.